Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu mini köpeğe çalışacağız. Özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kafası hareket edebiliyor. Bakın, yapımı da oldukça kolay. Arkadaşlar aynı zamanda göz kapakları da hareket edebiliyor. Bakın böyle yaptığınız zaman daha masum bakıyor. Böyle baldırı olan, patileri olan ve kuyruğu olan minik bir köpek arkadaşlar. Bunu birlikte şimdi çalışacağız. Malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben böyle bir ip almıştım. Bu Alize Diva. Bir de şimdi boyun için böyle bir çıtçıta ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun tek tarafını kullanacağız. Başka ördüğünüzde, başka bir minik köpek yaptığınızda diğer ucunu da kullanabilirsiniz. Şimdilik bir tanesini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayalım. 6 sihirli halka ile başlayalım arkadaşlar. Önce gövdesini yapacağız. İki, üç, dört, beş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ucunu birleştirelim. Şimdi her sırayı, her deliğe çift batacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 kez çift battık her deliğe. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne, yani kaçıncı sıradayım? Üçüncü sıradayım. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bunu 6 kez yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir artırma, bir tane sık iğne, bir tane artırma, şimdi 5 sık iğne, bir artırma arkadaşlar. 4. sıradayız. Şu an sıram 18, pardon, 18 sık iğne oldu bu sırada. Şimdi 4. sıradayım. 5 sık iğne, bir arttırma. Bir tane sık iğne yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane arttırma, 1, 2, 3, 4, 5, bir tane arttırma. Şimdi arkadaşlar 21 tane oldu sık iğne. 4. sıraydı, bitti. Şimdi 5. sıradayız. 6 sık iğne, bir artırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
bir arttırma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir arttırma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir arttırma. Toplamda arkadaşlar 24 tane sık iğnemiz oldu. 5. sırayı bitirdik. Şimdi arkadaşlar üst sıra 24 sık iğne yapalım. 3 sıra yani. Şimdi 6. sıradayım. 8. sırada dahil 3 sıra 24 sık iğne örelim. Şimdi arkadaşlar 3 sıra 24 sık iğne ördüm. 9. sıradayım. 6 sık iğne bir ekstra şeklinde devam edeceğiz. 1 2 3 4 4 5 6 bu Alize Diva ince bir ip arkadaşlar. Fakat biraz sert bir ip. Şimdi 6 sık iğne yaptım. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne bir tane eksilt şeklinde bu sırayı bitiriyoruz. Bunu 3 kez ya tekrar ettim. Yani 6 sık iğne bir kez 3 kez yapıyoruz. Şimdi eksiltiyorum. Bir tane atladım orayı. İsterseniz atlayın, isterseniz arkadaşlar böyle ikisini birlikte kesebilirsiniz. Şimdi 5 sık iğne bir eksilt şeklinde. Arkadaşlar 10. sıradayım. 5 sık iğne bir eksilt şeklinde bu sırayı bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bir tane eksiltiyoruz. 1 2 3 4 5 bir tane eksiltiyoruz. 12. arkadaşlar 11. sıradayım. Toplamda 18 sık iğnem oldu şimdi. Bir tane 18 bir sıra 18 sık iğne örüyorum. Bu sıra 18 sık iğne oldu arkadaşlar. Şimdi köpeğimizin göbek kısmını oluşturuyoruz arkadaşlar. Böyle tombiş bir göbeği var. Onu yapıyoruz. Anahtarlık ya da araba süsü olarak çok güzel
Şimdi arkadaşlar 18 sık iğneyi de ördüm. 12. sıradayım. Burada 4 sık iğne, 1 eksi şeklinde devam ediyorum. Düzelttim orayı. 4 sık iğne, 1 eksi 1, 2, 3, 4, 4 sık iğne, bir tane eksiltiyoruz. Bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. 1, 2, 3, 3, 4, 4 sık iğne, bir tane eksiltelim. Dediğim gibi arkadaşlar, ip sert, daha yumuşak bir iple de örebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, bir tane kesiyoruz, eksiltiyoruz yani. Evet, şimdi arkadaşlar 13. sıradayım. 15 tane sık iğnem oldu şimdi arkadaşlar. Bu sırayı 15 sık iğne şeklinde örelim. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, şöyle 15. Şimdi 15 sık iğneyi yaptık. 13. sırayı bitirdik. 14. sıradayız arkadaşlar. 3 sık iğne, bir eksili şekilde yapalım. 1, 2, 3, 1 tane eksiltiyoruz. 1, 2, 3, bir tane eksiltiyoruz. 1, 2, 3, bir tane eksiltelim ve içine birazcık elyaf koyalım. Bu sırada 'biraz elyaf dolduralım arkadaşlar şimdi. 3 sık iğne, 1 eksik şeklinde bitirdim. Toplamda şimdi 15. sıradayım. 12 tane sık iğnem oldu. Yani bu sırayı 12 sık iğne şeklinde yapıp öyle elyaf dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, şimdi içine elyaf dolduralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 12. pardon, 15. sırayı bitirdim. 12 tane sık iğne ördüm. Şimdi 16. sıradayım. 2 sık iğne, bir eksi şeklinde devam edelim sırayı. 1, 2. Burada bir tane delik atlayarak devam edelim. Eksiltmeleri öyle yapalım. 2 sık iğne, bir tane atlıyorum bakın. 1, 2. Burası değil. Şurası, bir tane delik atladım. 1, 2. Bakın, burası değil, burası, bir tane atladım. Şimdi arkadaşlar, burası, şimdi 17. sıradayım. 9 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Şimdi 9 sık iğnem oldu. 2 sık iğne, bir eksik yaptım. 9 sık iğnem oldu. 17. sıradayım. 9 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle 9. 18. sıradayım. 2 sık iğne, bir eksi şeklinde bu sırayı örüyorum arkadaşlar. 1, 2, bir tane delik atlayarak, burası değil, şurası. 1, 2, burası değil, burası. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. 2 defa 2 sık iğne, bir eksi şeklinde yaptım. Şimdi bir tane de sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar toplamda 7 tane sık iğnem oldu. Şimdi arkadaşlar toplamda 7 sık iğnem oldu. 18. sırada toplam 7 sık iğnem oldu. Şimdi burayı her deliğe çift atıyorum arkadaşlar. Yani 19. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7, şimdi arkadaşlar 14 tane sık iğnem oldu. 7 taneydi alt kısmı. 18. sıra 2 artı 1, pardon, 2 sık iğne, bir kes şeklinde yaptık. 2 defa, sonra bir tane sık iğne yaptık. Toplamda 7 sık iğnem vardı. Sonra o 7 sık iğne ye her deliğe çift atarak 14 sık iğne elde ettik. Şimdi arkadaşlar bu sırayı, yani 20. sıradayım. 14 sık iğne şeklinde bir kez daha örelim. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Arkadaşlar, görüldüğü gibi bakın 14 tane sık iğnem oldu. Burası arkadaşlar çıt çıtın oluşacağı bölüm, yani çıt çıt takacağımız bölüm. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereyim. Bunun içerisine azıcık daha elyaf koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya ipimizi de çıkartalım. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi şimdi minik köpeğimizin beden kısmı, bu göbüş kısmı oluştu. Şimdi buraya bu çıtın tek katını buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şekilde. Böyle bir şekil alttan ve üstten çıt çıtı nasıl dikiyorsak bunu biraz buradan şimdi bu taraftan. Şimdi tekrar bakın bir tane sık iğne atlayıp alttan üst kısımdan çıktım. Şimdi tekrar böyle. Bunu böyle bir alt bir üst şeklinde dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısımdan çıkalım. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bunu diktik. Bunu da iyice sıkılaştırdıktan sonra artık kesebilirim. Şimdi arkadaşlar çıt çıtı diktik, bitti. Şimdi kafasını oluşturacağız. Arkadaşlar şimdi köpeğimizin kafasını öreceğiz arkadaşlar. 6 tane sihirli halka yine yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 karşılık oluşları birleştiriyorum. Şimdi her deliğe çift batıyorum arkadaşlar. İkinci sıradayım. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırmam. Dördüncü arttırmam. Beş. Altı. Bunu böyle alalım. Altı tane arttırma yaptım arkadaşlar. Şimdi üç tane sık iğne. 1 2 3 bir tane arttırma. Yani 3. sıradayım. 1
2, 3, bir arttırma, 1, 2, 3, bir tane arttırma, 15. Şimdi toplamda 15 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. 3. sıra 15 tane sık iğnem oldu. Şimdi 4 ve 6. sıra 3 sıra 6. sıraya kadar 15 sık iğne örelim arkadaşlar. 3 sıra 15 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir sıra daha. Yani bir sıra 15 yaptım. İki sıra yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Son bir sıram kaldı. Yani toplamda 3 sıra 15 sık iğne örmüş oluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 3 sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar burada kesme eksiltme yapmadan bunu ters çevireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar üst sıra 15 sık iğne yapmıştık. Ters çevirmiştik. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren yani 7. sırada hemen bunu şapka gibi arkadaşlar buraya böyle çıtın üstüne geçirdim. Bakın. Şimdi kesme, eksiltme işlerimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane bir, üç tane sık iğne bir kez şeklinde bu sırayı bitireceğiz. 7. sırayı. Evet, ben şimdi iki tane sık iğne yaptım. Şu üçüncüsü. Burayı yavaş bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane atlıyoruz. Bakın eksiltmeleri. Burası değil. Hemen şuraya batıyorum. Şimdi tekrar 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bu bir tane delik atlayarak eksiltmelerimi yapıyorum. Şimdi yine 3 tane sık iğne. 1 2 3
Şimdi tekrar bir tane delik atlayarak eksiltmemi yapıyorum. Bakın. Burası değil. Hemen şurası. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yani 8. sıradayım. Hepsini birden kesiyorum. 6 defa kesme yapıyorum. Eksiltme yapıyorum yani. Bakın bir tane atladım. Birer delik atlayarak kesiyoruz. 6 tane sık iğne elde ediyoruz. 2 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlar burayı yaptık. Yani 6 tane kestik 8. sıramızın. Şimdi 9. sıradayız. Burayı her deliğe çift batarak 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Bir tane arttırdım. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 Burayı çok sıkarak yapmayın arkadaşlar. Çünkü örgümüz ters dönecek şimdi. Rahat dönsün. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı bir sık iğne bir tane arttırma şeklinde örüyoruz. Bir sık iğne yaptım. Bir arttırıyorum. 10. sıra. Bir sık iğne. Bir tane arttırıyorum. 1 sık iğne bir tane arttırıyorum. 1 sık iğne bir tane arttırıyorum. 1 sık iğne bir tane artırıyorum. 1 sık iğne bir tane artırıyorum. 'Şimdi arkadaşlar bakın örgümüz ters dönüyor. Şu kısım ortada kalacak. Buralara elyaf koymadan üst kısmına elyaf koyacağız. Şimdi onları hepsini göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 11. sıradayız. 2 sık iğne bir artır şeklinde yapıyoruz. 1 2 2 sık iğne bir artır.
Bir. İki sık iğne. Bir artır. İki sık iğne. Bir artır. Bir. İki. Bir tane arttırıyoruz. Bu işlemi 6 kez yapıyoruz. Bir. İki sık iğne. Bir artır. Bir, iki sık iğne, bir tane artır, şimdi arkadaşlar son artırmamızı yapıyoruz. 3 sık iğne, bir artır, bir, iki. Bakın döndükçe daha kolay oluyor örmemiz. 2 3 3 sık iğne, bir artır. 1 2 3 3 sık iğne, bir artır. 1 2 3 3 sık iğne, bir artır. 1 2 3 bir tane artırıyoruz. Bir, iki, üç, bir tane arttırıyorum. Bir, iki, üç, bir tane arttırıyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda 30 tane sık iğnem oldu. Bakın 30 sık iğne. Bir sıra 30 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın gayet sağlam oldu arkadaşlar. Bu şekilde dönüyor. Çok da rahat dönüyor bakın. Şimdi bir sıra 30 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 ve 30. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra köpeğimizin burnunu yapacağız arkadaşlar. Burnunu şimdi göstereceğim arkadaşlar nasıl yapıldığını. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar yine Alize Divan'ın krem rengi ipiyle burayı yürüteceğim. Yani burnunu krem rengi iple yapacağız şimdi. Bu ipi biraz alttan bakın 5 sık iğne ördükten sonra 6. da bu ipi alttan yürüteceğim. 6 6 yani 6 tane sık iğne yaptım şimdi 6 ama bu ipi de alttan yürütüyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 Bakın arkadaşlar 15 derken beyaz ipe geçtim. 1 Bu ipi sıkılaştıralım. 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. İkincisine batıyorum ikinci sıradan 1 2 3 3 tane sık iğne ördüm. Hemen şu ilk gördüğüm sık iğneye battım. Bakın şöyle. Dönüyorum. Bu ipimi öne aldım. Bakın. Şimdi arkadaşlar buradan 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2 Üçüncüsünü arttıracağım. 1 Hemen yanındakini de arttırıyorum. 2 tane arttırmış oluyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kafaya batıyoruz. CC şeklinde döndük. Buradan ipi öne aldım. Tekrar burun kısmına geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptım. 8 sık iğne arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 8 sık iğne yaptım ama burada ipimizi değiştireceğiz. İpimizi değiştirdik. Şimdi ilk gördüğüm sık iğneye batıyorum. Ama bu ipim arkada kalsın. Evet. Burun kısmı oluşacak şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11, 12, 13 ve 14. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Evet, şimdi buraya geldik. Burada renk değiştirme yapacağız. Beyaz renge geçiyorum. Beyaz renge geçerken serbest bırakıyorum arkadaşlar birazcık. Toplamasın. Baştaki sık iğne değil, ikincisine batarak atlıyorum ama şu ipi de alttan yürütüyorum, bakın. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen diğer ipe geçiyorum. Arkadaşlar burası çok kısa sürecek zaten. Minicik bir burun. Onun için azıcık böyle birazcık sabırlı olacağız burayı yaparken. Şimdi bir tane atlıyorum. Burayı örmüyorum. Şunu dibe batıyorum. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bu ipi alttan yürüterek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi arkadaşlar 13 sık iğne yaptım buraya kadar. Yani burnun bu kenarından başlayarak. Şimdi arkadaşlar 16. sıradayım arkadaşlar. Buradan yine devam ediyorum sık iğnelerime. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 derken yine renkli ipe geçiyorum. Krem rengi ipime geçiyorum yani. Şimdi burada bir tane daha arkadaşlar beyazdan örmeden atlıyorum. Bakın. Bu alttaki rengi sıkılaştırdıktan sonra şöyle çekelim. Burayı örmüyorum. Bir tane atlayarak burayı örüyorum. Bir tane atlamış oluyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer ipe geçiyorum. Beyazla işimiz bitti artık. Diyorum ya, eğer beyaz böyle renkli iple yapmak zor geliyorsa arkadaşlar normal kendi ipi rengiyle yapabilirsiniz. Şimdi buradan bir tane bakın atlıyorum. Eksiltme yaptım yani atlayarak. Devam ediyorum. Burası el yaptı olacak. Şimdi devam ettim. Bir tane atladım oradan. Bir.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dedikten sonra artık beyazla işimiz kalmadı. Bu ipimizi artık kopardık. 12 demiştim. Şimdi 13. Evet. Artık burnumuz oluştu. Arkadaşlar 17. sıradayız. Şimdi gözünü oluşturacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Buraya vidalı göz yerini ayarlıyoruz. Bir tane delik atlıyorum. Bakın şurası. Burayı atlıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye atıyorum. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Yine bir tane delik atlıyorum. Bakın şurası. Burası değil. Şurası. Burası değil. Burası. Bir delik atladım. Göz kısmına vidalı gözümüzün yerini ayarlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Sık iğnelerime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradaki boşluğa da batıyorum. 12 dedikten sonra bak böyle 12, 13. Devam ediyorum 13 dedikten sonra 14, 15, 16, 17. Yine boşluğa batıyorum 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Arkadaşlar 18. sıraya 29 sık iğne ile bitirdik. Şimdi arkadaşlar 19. sıradayım. Bu sırayı 3 sık iğne bir eksi çekme bitiriyoruz. 2, 3, bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, bir tane eksiltiyorum. 1,
2, 3. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm şimdi. Evet. 4 sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi 19. sırayı tamamladıktan sonra 3 sık iğne bir eksik çekti. Tamamladıktan sonra gözümüzü takalım ve en küçük vidalı gözlerden takalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 19. sırada gözleri taktıktan sonra 20. sırada arttırma ve eksiltme yapmadan bir sıra örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane sık iğnemiz oldu 20. sırada. Şimdi arkadaşlar 2 sık iğne bir eksi şeklinde bitiriyoruz 21. sırayı. 1 2 bir tane eksiltiyoruz. 1 2 bir tane eksiltiyoruz. 1 2 bir tane eksiltiyoruz. Arkadaşlar burası daraldıkça da elyaf koymayı unutmayalım içine. Azar azar elyaf koyalım daraldıkça arkadaşlar. Bir, iki, bir, iki, iki sık iğne bir kez şeklinde sırayı bitirdik. Şimdi arkadaşlar 22. sıradayız arkadaşlar. İçine elyafı doldurun. Özellikle bu burun kısmına daha çok doldurun arkadaşlar. Sıkıca doldurun. Burun şekil alıyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu yanlarına da her tarafına eşit bir şekilde elyafı dolduralım. Bir sık iğne 22. sıradayım. Bir sık iğne bir eksik şeklinde devam ediyorum bu sırayda. Bir sık iğne bir eksilt. Bir sık iğne bir tane eksiltiyoruz. Bir sık iğne tane eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne tane eksiltiyoruz. Ve daraldıkça yine sağına soluna elyaf dolduruyoruz. Bir sık iğne bu
Son eksiltmem. Bir tane eksilttim. Eksiltmeyle yine bitiriyorum. 23. sıradayım. Burayı birer delik atlayarak hepsini kesiyoruz arkadaşlar. Burası değil. Şurası. Birinci kesmem. İkinci. Üç. Dört. Beş. Şöyle alt. Altı defa da kesmiş oldum. Artık şu ipime ihtiyacım kalmadı. Arkadaşlar, şimdi buradaki bu sırayı tamamen kesmiştik. Burada kalan açıklığı da bu şekilde kapatıyoruz. Buradan da yine sıkılaştırıp ipimizi keselim. Evet arkadaşlar, şu an iti gibi görünüyor ama bu hale gelecek birazdan. Şimdi göz kapağını yapalım ve burnunu oluşturalım. Önce bir burun kısmını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar, burnu oluşturacağız. Siyah bir iple hemen bakın şuradaki sık iğne değil ikinci sık iğnenin üstünden başlayalım. Şöyle. Üstten çıktım. Bakın şu şekilde aşağıya yine üstten aldıktan sonra tekrar buradan çıkıp arkadaşlar böylece ağız kısmını ve burnun üst kısmını oluşturmuş oldum. Burayı sonra iğne yardımıyla sıkmışsanız benim gibi düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi ağız kısmımız bitti. Arkadaşlar şimdi göz kapağını oluşturalım. Onun için de bir ince tığ yardımıyla buradan başlıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, tekrar. Şimdi bu ipimi geçirdikten sonra 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. Şu kısma şöyle
Attıktan sonra bu ipimi birazcık koparıyorum. Karşı göz kapağı geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bakın 1, 2, 3, 4 şuraya 1, 2, 3, 4, 5 bu tarafa geldim. Yine gözüm bitim yeri bakın şu noktaya. Buradan bir zincirle bitirdim. Bu ipimi dibinden karşıya bu tarafa, arka tarafa geçiyorum. Bunu da aynı şekilde aynı yerden yine çıkıyorum bu ipin çıkış yerinden. Böylece göz kapaklarımız oluştu. İstediğimiz şekli verebiliriz. Bakın böyle yapınca daha masum oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen arkadakini bağlayıp içine yerleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi kulağını yapacağız. Yine 6 tane sihirli halka yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karşılıklı uçları birleştirelim. Bir sıra 6 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar birinci ve ikinci sırayı 6 sık iğne olarak yapmıştık. Şimdi üçüncü sıradayım. Bir tane artırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir artırıyorum. Bir sık iğne. Bir tane artırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada 9 tane sık iğnem oldu. Şimdi arttırma yapmadan 4. sırada 9 sık iğne yapalım. 1 2 3
dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Arkadaşlar, şimdi beşinci sıradayım. İki sık iğne bir artır şeklinde bu sırayı örelim. İki, bir tane arttırıyorum. Bir, iki, bir tane arttırıyorum. Bir, iki, bir tane arttırıyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda 12 tane sık iğnem oldu. 4 sıra örelim arkadaşlar. Arkadaşlar 4 sıra 12 sık iğne yaptım. Şimdi 10. sıradayım. Burada 2 sık iğne bir tane eksik şeklinde gidiyoruz. Bir tane atlayalım. 1 2 bir tane atlayalım. 1 2 bir tane atlıyoruz. 9 tane sık iğnem oldu ve 11. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar şimdi 12. sıradayım. Bir sıra daha 9 yapacağım. 9 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi arkadaşlar 9 sık iğne yaptıktan sonra karşılıklı birleştiriyorum uçları. 1 2 3 Bir tane zincir. Arkadaşlar şimdi bu kulağı dikeceğiz arkadaşlar. Onu nasıl yapılacağını göstereyim. Nereye dikeceğimizi. Şuradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar tam buradaki nokta. Bakın. Tam burası arkadaşlar. Bir tane bu şekilde alıyorum. Kafadan bir tane kulaktan. Arkadan herhangi bir noktadan çıkalım arkadaşlar. Bu ipimiz burada kalıyor arkadaşlar. Daha sonra şu kulağı da diktiğimiz zaman aynı yerden çıkacağız. Birbirine bağlayıp içine yerleştireceğiz. Görüldüğü gibi.
kulağımız oluştu. Şimdi diğer kulağı da yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kol yapımını göstereceğim. 6 tane sihirli halka çekelim yine. 1 2 3 4 5 6 Karşılıklı uçları birleştirelim. Şimdi arkadaşlar burada iki sık iğne bir tane artırma şeklinde ikinci sırayı devam ediyoruz. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. 3. sıradayım arkadaşlar. 3 ile 4. sırayı 8 sık iğne yapıyoruz. Şimdi toplamda 8 sık iğnem oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir sıra daha yapacağım şimdi. Yani 4. sırada 8 sık iğne olacak. Şimdi 4. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 Şimdi arkadaşlar 5. sıradayım. Burada bir tane kes yapıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Bir tane atlayalım. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane atladım. 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar toplamda 7 tane sık iğnem oldu. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. Bu 7. sıram olacak. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi karşılıklı uçları birleştiriyoruz. 1 Tekrar göstereyim şöyle. 1 2 3 3 defa da
Karşılıklı uçları birleştirdim. Şimdi ipi biraz uzun bırakıyorum dikmek için. Şuradaki ipimi de artık kesiyorum. Şimdi arkadaşlar kol dikmesini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi koldan şimdi bedenden bir tane koldan birinci kolumuzu diktik. Dibinden batarak tekrar arkadan herhangi bir noktadan çıkalım. Kolun içine elyaf doldurmuyoruz arkadaşlar. Sadece bacakları dolduracağız. Diğer kolu da aynı şekilde dikiyoruz. Aynı şekilde diğer kolumuzu da dikelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi çok daha sevimli, masum olması isterseniz böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ayağını yapıyoruz. 4 tane zincir çekelim. 2, 3, 4. İkinci zincirden itibaren 1, 2 sık iğne, 3 defa aynı yere sık iğne yapıyorum. 2, şu 3. Şimdi devam ediyorum. 1 sık iğne. Bir tane de arttırma yapıyorum. Birinci sıram bitti. Toplamda 8 tane sık iğnem var. Oldu. Şimdi ikinci sıradayım. Bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne. 4 kez arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi bir tane sık iğne bir tane de arttırma yapıyorum. Burada toplam 14 tane sık iğnem oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane bir sıra burada bir sıra 14 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şimdi arkadaşlar 14 tane sık iğne yaptıktan sonra şu yer belirleme yerimizi belirleyelim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kesiyorum, eksiltiyorum yani. İki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 4 defa eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi iki tane sık iğne örüyorum. 1
Peki. Şimdi arkadaşlar, iki tane sık iğne yaptım. Toplamda 9 sık iğnem oldu. Bu sırayı 9 sık iğne şeklinde örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Arkadaşlar, 5. sıradayım. 9 sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar, 2 tane sık iğne, yani 6. sıradayım. 2 tane atlayacağım arkadaşlar, yani 2 tane eksilteceğim. Burası değil, şurası. Birinci eksiltmem. Burası değil, burası. İkinci eksiltmem. Şimdi arkadaşlar, 1 2 şöyle 3. Şimdi arkadaşlar, toplamda 7 tane sık iğnem oldu. Burası 7. sıra. Burayı 7 sık iğne yapalım. 2 3 4 4 5 6 7 7 sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar, 8. sıradayım. 2 tane sık iğne örüyorum. İki sık iğne. 3 kez artırma yapıyorum. 1 birinci artırmam. 2. Üçüncü artırmam. Şimdi arkadaşlar, 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi 10 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 sık iğne. 1 2 3 tane eksiltiyoruz. 1 atlama şeklinde 1. Burada değil, şurası. 2. eksiltmem. Burada değil, şurası. 3. eksiltmem. Şimdi arkadaşlar, 1 2 İki derken CC şeklinde kapatıyoruz. Bir zincir. Evet, ipimizi uzun bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi içine elyaf doldurup dikilişini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bacak birleştirmeyi göstereceğim.
Öncelikle şuradan itibaren bacağımızı birleştirirken şu kol hizasından arkadaşlar birleştiriyoruz. Bakın ben bunu birleştirdim. Şimdi öbürünü göstereceğim arkadaşlar. Kol hizasından birleştirdikten sonra bu ipimizi herhangi bir noktadan çıkıyoruz ama ortalayarak çıkıyoruz. Bakın şöyle iki kolun ortasından böyle ortalayarak kuyruk yapacağız. Çünkü bu ipleri değerlendireceğiz. Onun için şimdi buradan itibaren başlayalım. 10 tane sık iğne sayalım. 1, 2, tam şu noktadan itibaren aynı hizada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası arkadaşlar. Bakın tam o da koltuk altına geliyor. Şimdi buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sırayı saydım. 8, evet. Tam oradan batacağım arkadaşlar. Yani buradan batacağım. Bakın şöyle. Köpeğimiz kafası aşağıya gelecek şekilde tutuyorum. Ve karşılıklı uçları birleştireceğim arkadaşlar. Bir bedenden bir de bacaktan alarak bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şekilde arkadaşlar. Bunu bacaklarını arkadaşlar eğer çok böyle havada kalmasını istemiyorsanız şu şekilde de yapıyorum. Bakın bunu da göstereyim. Şuradan çıktım. Hemen bilekten itibaren bakın şöyle bilekten itibaren bir tane şu şekilde gösteriyorum. Sonra yine battığım yerden kuyruğa geliyoruz şimdi. Şuradaki ipin dibinden çıkıyorum. Bakın. Yani bu ayaklarımızın, bacaklarımızın böyle havada kalmasını istemediğimiz için yapıyoruz bunu. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Evet. Çok da tatlı oldu arkadaşlar. Göbüşlü mebüşlü baksanıza. Şimdi arkadaşlar kuyruğunu yapacağım. Onu da hemen gösteriyorum size. Kuyruk bakın şöyle tam ortalayalım. Baktınız ki tam ortalı değil. Hemen tekrar bunu düzeltebiliyoruz yani. Ortalayabiliyoruz. Bakın şu şekilde. İkisini birlikte hemen yandan çıkarttım. Evet, şimdi tam ortalandı. Bunu biraz böyle çektim. Şimdi kuyruğunu oluşturacağım arkadaşlar. İki tane ipim var burada. Hemen buradan atıyorum. Bir tane ipime zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bu ipimi şekilde yaparak değerlendiriyorum. Kuyruk yapıyoruz. 1 2 8 9 tane yeterli oluyor. Hemen zincir çekelim. Bu iki ucu birbirine bağlayalım. Yani kuyruğun uzunluğu sizin tercihiniz arkadaşlar.
Şimdi buradan hemen düğüm atıyorum. Bu şekilde. Sıkıca düğüm atıyorum. Bir tane daha atıyorum arkadaşlar. Bakın böylece bu ipi de değerlendirmiş oluyoruz. Bu da kuyruğumuz oluyor. Bunu da böyle keselim. Sonra şöyle şekilde yapalım. Minik bir püskül olsun. Evet. Kuyruğumuz da oluştu. Bakın. Arkadaşlar bu şekilde yapılıyor minik köpeğimiz. Bunu daha ince iple yaparsanız daha küçük olur. Minik köpeğimizin yapılışı da bu kadar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de sizlerden ricam, birçok arkadaşımız biliyor. Emek Hobi 2017 Instagram hesabım, 5 yıllık emeğim çalındı. Onları çalan kişileri Allah'a havale ediyorum. Kötüler için yaşasın cehennem diyorum. Yeni hesabım Hobi Emekçe. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşım gerçekten çok destek oldu. Onlara da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.